Arkadaşlar bu partımızda da şunu göreceğiz. Birincisi 18. yani Avrupa tarihini görüyoruz. 18. yüzyıl aydınlarını göreceğiz. Çünkü 2021 yılında 18. yüzyıl aydınları hep seçeneklerde vardı hem de soru olarak çıkmıştı. Burada da bilmemiz gereken işte Jean-Jacques Rousseau beden eğitim konusunda neler demiş, fikri nedir? İkincisi işte Jean Bernard Basidov ne demiş? Frederick Gusmus ne demiş? Frederick Ludwig John ne demiş? Ve Perry Henreling beden eğitim konusundaki yaptığı ilkler, enler ve öncülük yaptığı şeyler nelerdir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim 18. yüzyıl aydını olarak tanımlanan Jean-Jacques Rousseau'nun beden eğitim konusundaki fikirlerine. Ve bununla ilgili biliyorsunuz işte özellikle Jean-Jacques Rousseau Emil adındaki eseriyle ilgili bir sorumuz çıkmıştı. Şöyle dedi işte Jean-Jacques Rousseau'nun Emil adındaki eseri, daha doğrusu Jean-Jacques Rousseau'yu sorulmuştu. Şöyle denildi, Jean-Jacques Rousseau ne diyor Avrupa'da? Önce şunu bilmemiz gerekiyor. 18. yüzyıl aydını olan Jean-Jacques Rousseau Emil adındaki eserinde beden eğitimle ilgili şöyle bir fikri var. Çocukların açık havada beden eğitim yapmasına hep vurgu yapar. Peki bu ne demek? Yani naturalist bir anlayışa sahiptir. Yani özgürlüğün doğada var olduğunu savunur ve doğada var olan her şeyin, özgür olan her şeyin kendi mahiyetine yani kendi yeteneklerini doğru yakalayacağını. Bunun da özellikle çocuklar açısından, insan gelişimi açısından çocukken işte açık havada beden eğitim yapmasını her zaman vurgulamış ve bunun yararlı olacağını, bireyin zihinsel ve bedensel olarak gelişiminde çocukların açık havada beden eğitim yapmasına vurgu yapmıştır. Emile adındaki eserinde de. Biliyorsunuz Emile adındaki eserinde okuyanlar bilirler. Biraz da böyle saçma sapan fikirleri de var diyebilirim. Böyle bir eleştiri de yapayım. Çünkü özellikle kadınların, kadınlar konusunda kadınların erkeklere itaat etmesi gerektiğini vurgulayan da cümleleri var Emile adındaki eserinde. Bunu da vurgulamış olayım. Yani aydın diyoruz ama o dönemin aydını yani 18. yüzyılda kalmış. Benim böyle bir eleştirim de var. Tabii sadece ben eleştirmiyorum. Bütün feministler eleştiriyor. Evet, şimdi bir de gelelim Johann Bernard Basedow'a. 2021 yılında seçeneklerden birisi de Johann Bernard Basedow'du. Sizin bilmemiz gereken, yani arkadaşlar Johann Bernard Basedow hakkında bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Çünkü sorularda gelme ihtimali çok yüksek. Hatta beden eğitim alanında Bernard Basedow çok daha önemli fikirler elde etmiş. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela bugünkü bizim müfredatta var olan FEK kartları var ya, fiziksel etkinlik kartları, yani eğitsel oyunlar. Eğitsel oyunları o dönemlerde vurgulayan bir kişidir bu. Eğitsel oyunların gerekliliğini vurgulayan bir kişi. Kim bu? Johann Bernard Basedow. Peki neler yapıyor ve ne diyor Johann Bernard Basedow? İlk başta şunu bilmemiz gerekiyor. Bernard Basedow'un en büyük özelliği diyor ki öğrendiğiniz her şeyin hayata uygulanabilir olması ve gerçekçi olması gerekiyor. Yani bunu eğitimde bilirsiniz. Hayatilik ilkesi vardır. Bernard Basedow hayatilik ilkesini çok savunur. Der ki bir birey bir şey öğreniyorsa bunu hayata uygulanabilir bir şekilde bir bilgi niteliği taşıması gerektiğini söyler. Birincisi bu. Yani hayatilik ilkesi. En önemli unsurlardan birisi. İki, biraz önce bahsettiğim eğitsel oyunlar. Yani doğru bir eğitim ortamının olabilmesi için Bernard Basedow der ki oyun yoluyla öğretilmesi gerektiğini vurgular. Yani oyun şifresi, oyun kelimesi, anahtarı aslında Bernard Basedow'u vurguluyor, bilginiz olsun. Oyunla ilgili, eğitsel oyunlarla ilgili. Yani bir çocuğun iyi eğitilebilmesi için onun oyun yoluyla eğitilmesi gerektiğini, oyunun içinde eğitim faaliyetlerinin yani istendik davranış değişikliğinin bugünkü FEK kartlarının mantığı yani eğitsel oyunların mantığıdır arkadaşlar. Yaşına göre, işte çevre şartlarına göre, öğretmenin yatkınlığına göre, konuya göre eğitsel oyunlar geliştirilmeli ve bu eğitsel oyunlarla çocukta istendik davranışlar yapılmalı deniyor. Denilmesi gerekiyor. Bunu da Johann Bernard Basedow vurguluyor. Diyor ki eğitsel oyunlar olması gerekiyor. Eğitsel oyunlar ancak çocukları doğal bir ortam içerisinde şey yapabilir. Hatırlarsanız beden eğitim sporunun temellerinde geçen sene naturalizm çıktığında oyundan bahsetmişti. Çünkü organik bir gelişim çocuklarda eğer bir davranış değişikliği yapmak istiyorsanız onu eğitsel oyunlarla yapmalısınız. Fikri Johann Bernard Basedow'a aittir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani o dönemlerde çıkarmıştır. Şimdi Johann Bernard Basedow'u da böyle bilmemiz gerekiyor. Peki Johann Bernard Basedow sadece bunu mu vurguluyor? Tabii ki hayır. En önemli vurgularından bir tanesi şu kıymetli arkadaşlar.
bir bireyin spor yaparak doğal öğelerle tanışması bireyin kişilik gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguluyor. Spor neden? Mesela şöyle düşünelim kıymetli arkadaşlar. Birincisi, mesela spor yapan birisini düşünün. Bir boksörü, ben bilirsiniz işte derslerimde çok boks örneği çok veririm. Bir boksör, bir de dansçı olduğum için hem danstan hem de bokstan çok örnek veririm. Mesela arkadaşlar, bir boksör yumruk yediğinde yüzüne yediği yumruk onun duygu durumunu bir anda alt üst edebilir. Yani sinirsel olarak duygu denetimi zorlaşabilir. Ama bu 1, 2, 3, 4, 5, 10 defa yumruk yediğinde duygu durumu antrenmanlı olduğu için artık normal bir insanın verdiği tepkinin çok daha dışında daha stratejik tepkiler verir. Bu kişisel gelişim açısından çok önem arz etmektedir. Yani Juan Bernard Pasedo şöyle diyor. Spor yapan bir insanın duygu öğeleriyle, doğal duygu öğeleriyle tanıştığı için erkenden, bu yüzden bireyin kişisel gelişimi için spor yapması gerektiğini söylüyor. Kazanmak, kaybetmek, sevinmek, üzülmek, bütün her şeyi sporda çok yaşıyorsunuz. Mesela bir antrenmanda bile bir maç yaparsınız, kaybetmeyi yaşarsınız ya da kazanmayı. Hiçbir insan kazanmaya karşı kendini çok lakayt gösteremez ya da kaybetmeye karşı. Dolayısıyla bu insanın duygu durumlarındaki duygu öğeleriyle tanışması sporun sayesinde oluyor diyor Juan Bernard Basedo. Dolayısıyla böyle bir durumda neyi gösteriyor biliyor musunuz? En önemli unsur. İşte insan duygu öğeleriyle tanışmasa, yani trafikte gidiyorsunuz, adam hiçbir zaman böyle bu tarz duygu öğeleriyle sporcu gibi çok defa kaybetmeyi, çok defa yumruk yemeyi ya da çok defa kazanmayı, sevinmeyi, üzülmeyi yaşamamış bir insanı düşünün. Yani düşün, yüzüne bir tokat yediğinde bu insanı alt üst ediyor. Ama bu alt üst eden durumumuz bir boksör uzun yıllar yaşamış olabilir. Bu yaşadığı için daha sabırlı, daha insani, daha stratejik, daha medeni davranma ihtimali daha yüksek oluyor. Hani bazen diyorlar ya sporcular çok kavgacı bilmem. Hayır değil, tam tersini düşünüyorum. Ki bunu ben sadece ben değil, Juan Bernard Pasedo da böyle vurguluyor. Diyor ki duygu öğeleriyle erkenden tanışan ve antrenmanlı olan birisi kişilik gelişimi açısından çok daha önemli bir yere, önemli bir katsayı yükselir diyor. Ama mesela hiç bakıyorsunuz ki trafikte hiçbir duygu öğesiyle bu kadar antrenmanlı olmayan bir insan profili küçük bir meselede acayip sinirlenip insan öldürebiliyor. İşte Juan Bernard Pasedo bunu vurguluyor. Diyor ki eğitimde özellikle duygu öğeleriyle insanları tanıştırmak gerekiyor. Bu da sporla oluyor diyor. Dolayısıyla bu anlamda Juan Bernard Pasedo savunduğu en önemli philanthropinium eğitiminde bir eğitim sistemini savunuyor. Bunların içerisinde philanthropinium eğitimi deniyor. Ve bu philanthropinium eğitiminde bir, gerçekçi olması lazım diyor. Hayatilik ilkesi. İki, en önemli unsur işte eğitsel oyunlar olması gerekiyor diyor. Oyun yoluyla eğitilmesi gerekiyor çocuklar diyor. Üç, ki bunu o dönemden söylüyor, hatırlatmak isterim. Üçüncüsü, doğal duygu öğeleriyle tanışmak için spor gerekiyor diyor. Bak bu kadar mantıklı ve bilimsel söylüyor. Doğal duygu öğeleri, psikoloji okuyanlar bilirler. Benim doktor alanım psikoloji, beden eğitim de değil. Bu anlamda bilmemiz gerekiyor. O yüzden bundan bir tık sonra da şunu bilmek gerekiyor kıymetli arkadaşlar. Bir de cezadan bahsediyor. Bilirsiniz öğrenme psikolojisinde Skinner'da ikinci tür cezaları mutlaka görürsünüz. Pekiştiriciler, cezalar. Aynen bunun gibi işte ceza türlerinden ikincil tür cezanın bir kişinin sabit fikrini değiştireceğini savunuyor Juan Bernard Pasedo. Yani sorular gelirse bu açıdan gelecektir zaten, bilmeniz gerekiyor. Juan Bernard Pasedo'nun özellikle ikincil tür cezaları, yani birinci tür ceza değil ama ikincil tür ceza verildiğinde bir bireydeki sabit fikrin değişme eğilimini savunuyor, ta 18. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani bu kadar öngörülü bir Juan Bernard Pasedo'dan bahsediyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Juan Bernard Pasedo deyince aklımıza bu gelecek. 18. yüzyıl ki 2021 yılında soru seçeneklerinden birisiydi. Pasedo kimdir sorusuna cevap verirken bunlara bakmamız gerekiyor. Bunlar önemli başlıklar arkadaşlar. Yani hayatilik ilkesinden tutun, bunun hemen arkasından işte eğitsel oyunlardan tutun, oyunun gerektirdiği eğitsel oyunlarda duygu durumu öğeleriyle tanışmaktan tutun, ikinci tür cezanın bir bireyin sabit fikrini değiştirmesinden tutun. Bütün bunların hepsi Juan Bernard Pasedo'nun kimdir sorusunun cevabıdır. Yani bunların başlığında
filantropinyum eğitimi diye bahsettiği bir eğitim sisteminden bahsediyor. Buna dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sonra gelelim, başka bir başlığımız var, o neydi? John Frederick Gusmus. Arkadaşlar, John Frederick Gusmus deyince aklımıza şu gelecek. Tabii ki Alman eğitimci. Ben şimdi burada bir ekran var, ekrana bakıyorum ama böyle başlıklara bakarak anlatmak zorundayız, unutmayalım diye. Şimdi Frederick Gusmus kimdir? Birincisi, sizi ilgilendiren kısmıyla ilk başta söylemem gerekiyor. Evet, 2021 yılında seçeneklerden birisidir ve bu kişi de bir beden eğitim öncülerinden birisidir. Alman bir eğitimcidir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, Gusmus'un en büyük özelliği şu. Gusmus sporu karakter gelişimi açısından çok önemli bir unsur olarak kabul etmiş. Hani şunu diyor, karakter gelişimi için spor yapmak zorundasın diyor. Bu bir. Babasıyla arasında bir fark vardır. Babası daha çok Frederick Ludwig John diyor ki milliyetçi karakterin gelişmesinde, ama Gusmus, oğlu olan Gusmus da diyor ki özellikle bir kişinin karakter gelişimi için spor gereklidir ve olmazsa olmazlardan birisidir diyor. O zaman Gusmus deyince karakter gelişimi anahtar kelime cümle olarak kafamızda kalsın. Gusmus. Peki Gusmus'un başka ne özellikleri var? Tabii ki Alman eğitimci olduğu için işte aletli jimnastikle ilgili bir takım eğitimler veriyor. Özellikle güç odaklı antrenmanlara çok değer veriyor. Şimdi Alman eğitimci olan Frederick Gusmus, John Frederick Gusmus en önemli özelliği şu. Birincisi dedik ki karakter gelişimine önemli diyor. Yani spor karakter gelişimi sağlıyor. Amaç bu. Yani bir bireyin karakterini gelişmek için spor yapılması gerektiğini söylüyor. Bu bir. İki, bir de gençler için Gymnastic for Younger diye bahsettiği bir kitabı var. Bu kitap çok önemli bir kitap. Yani ciddi bir çığır açmış bir kitap. Gençler için jimnastik kitabının en büyük esprisini şöyle diyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Bir kere 29 ayrı egzersizden bahsediyor. Önce bu. 29 ayrı egzersiz. İki, bu egzersiz içinde işte doğal jimnastik ve yapay jimnastik adında iki bölümden oluşan bir jimnastikten bahsediyor. Ve bu jimnastikte de doğal jimnastiğin yararlı jimnastik olduğunu, yapay jimnastiğin ise zararlı ve faydasız jimnastik olduğunu savunan Gusmus savunan bir kitabı var. Bunun adı neymiş? Gençler için jimnastik kitabı. Alman eğitimci olduğu için bu 29 egzersizi içinde barındıran jimnastik kitabında da şöyle bir şey diyor. Birinci de güç antrenmanlarından, egzersizlerinden bahsederken, ikinci de ise daha çok bir sporcunun bakımı. Mesela banyo nasıl yapması, temizliği nasıl yapması gerektiğinden bahsediyor. Dolayısıyla Gusmus deyince aklımıza şu başlıklar gelsin. Bir, karakter gelişimini vurgular. Yani sporun karakter gelişimi için olması gerektiğini vurgular. İki, gençler için jimnastik kitabında 29 ayrı egzersizden bahseder. Üç, bu egzersiz içerisi iki bölümden oluşuyor. Bir, organik yani faydalı ya da doğal jimnastik. İki, suni jimnastik, yapay jimnastik yani. Doğal jimnastik diye bahsettiği daha çok faydalı olan, suni ya da yapay jimnastik diye bahsettiği faydasız olan jimnastik olarak vurguluyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir de bunun yanında bu 29 egzersizin iki aşamasından birincisinin güç odaklı, ikincisinin ise bir sporcunun daha çok, hani bilirsiniz yani spor yapmak kadar dinlenmek de, bakım da önemlidir. Bir sporcunun bakımından bahseder ikinci kısmında. Yani birincisi güç, ikincisi bakım. Peki bunu kim söylüyordu? Frederick John Gusmus. Şimdi bir tık daha gideceğiz. Bir karşılaştırmalı gitmek adına bir başlığımıza bakayım ben. Perry Hennelink. 1813'lerde Perry Hennelink'ten bahsedeceğim. Arkadaşlar, Perry Hennelink 1813'lerde şöyle bir artısı var. Onu bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 1909 yılında Selim Sırrı Tarcan'ın İsveç Kraliyet Akademisi'ne gitmişti ya. İşte o akademiyi kuran adam Perry Hennelink. Peki bu adam neyi savunuyor? Aslında bu adamın savunduğu çok önemli bir şey var. Önce diyor, ben yarışmayı sevmiyorum. İnsanlar sadece sağlıklı olsun diye yapalım diyor. Bu bir. Ama sonradan işte genel jimnastik, yer jimnastik bir yarışma haline dönüyor. O ayrı bir konu. Ama burada bilinmesi gereken konu şu. En başta Perry Hennelink İsveç jimnastiğini savunuyor. Yani Selim Sırrı Tarcan'ın benimsediği bir jimnastik. Osmanlı tarihinden anlatacağım. Mayrox
etkisiyle de Faik Üstelikman Alman jimnastiğini savunuyor. Ama Selim Sırıtarcan daha çok o dönemlerdeki Galatasaray Lisesi'nde bir öğretmen olan işte Saint Germain'in etkisinden kalarak İsveç Kraliyet Akademisi'ne gidiyor. 1909'da gidiyor, 1911'de de dönüyor. Bunu ayrıca anlatacağım ama şimdi işte Selim Sırıtarcan'ın 1909'da gittiği İsveç Kraliyet Akademisi'ni 1813'te işte Perry Henry Link kuruyor. Bu bir enstitü olarak başlıyor. Krallık Akademisi olarak devam ediyor. Şimdi peki neyi savunuyor İsveç jimnastiği? Bir kere aletli jimnastik değil. Alman jimnastiği aletli. İsveç jimnastiği ise aletsiz jimnastik. Önce bunu bileceğiz. Peki İsveç jimnastiğinin en büyük özelliği ne? En büyük özelliği şu arkadaşlar. Daha çok fizyolojik ve tıbbi faydayı esas alan bir jimnastik. Yani aletli olmayan jimnastik. Daha çok tıbbi fayda, fizyolojik faydaları, fiziksel faydaları, medikal faydaları esas alan bir jimnastik türüdür. Genel jimnastiğin de babasıdır. Kim bu? Perry Henry Link. Bazı kitaplarda saçma sapan bilgiler var. Mesela bir kalın bir kitaptı, ismini vermeyeceğim de böyle şeyleri sevmiyorum. Eskiden söylüyordum da şimdi söylemeyeceğim. Arkadaşlar bazı kitaplarda Perry Henry Link'in olimpiyatların kurucu olduğu yazıyordu. Çok rezalet, skandal bir bilgi hatası. Kurucu başka, başkan başka ama bu o dönem bile uymuyor yani. Birisi 1813'lerde yani. Hani 1894 nerede, o nerede? Yani yanlış bir bilgi. O yüzden hani bazı kitaplarda halen yazıyor gerçekten. O yüzden onu düzeltmelerini rica edeceğiz. Buradan izlerseler düzeltsinler. Yani 1813'teki İsveç Kraliyet Akademisi'ni kuran Perry Henry Link modern olimpiyatların kurucusu değildir abi. Bu çok yanlış bir bilgi. Malum Baron Freddy de Pierre Coubertin kurucusu, başkanı ise, ilk başkanı ise işte şimdi hatırıma gelmedi. İlk başkan kimdi? Yunanlı bir iş adamı Dimitris Vikelas. Dimitris Vikelas'tı. Dolayısıyla onları karıştırmayalım. Şimdi gelelim Perry Henry Link'e. Bir, medikal, tıbbi, fizyolojik faydayı esas alan bir jimnastikçidir. Bu bir. Ve genel jimnastiğin kurucusudur. Ve yarışmayı çok onaylamaz ama şimdi artık genel jimnastik ve yer jimnastiği bir yarışma olarak literatüre geçiyor. Şimdi burada bilmemiz gereken aletsiz bir jimnastik olması ve tıbbi faydaları esas alması. İşte İsveç jimnastiğini, Danimarka jimnastiğini geliştiren kişidir. Bunlar çok önemli bilgiler değil hani sınav açısından. Ama işte İsveç jimnastiği, İsveç masajıyla Danimarka masajını geliştirmesi çok önemli bilgi değil ama İsveç jimnastiğini geliştirmesi önemli bilgi sınav açısından. Bu jimnastik genel jimnastik ve aletli jimnastik. Bunu bilmemiz yeterli arkadaşlar. Bir de biraz önce söylediğimiz Alman jimnastikçi olan Frederick John Ludwig'e geleceğiz. Frederick John Ludwig kim? Önce onu söyleyeceğiz. Biz dedik ki Gusmus var oğlu, bir de babası var. Frederick John Ludwig. Peki ki 2021 yılında sorular içerisinde vardı bu, yani seçenekler içerisinde. Birincisi şunu söylememiz gerekiyor. Frederick Ludwig, John Ludwig bir kere aletli jimnastiği keşfeden adamdır. Hani kulplu beygir, paralel, bütün aletli jimnastik kafanıza gelsin. Bunları keşfeden kişidir. Bunun mucididir. Bu bir. İki, bunlarla ilgili bir kitap yazmıştır. Alman jimnastik sanatı adında. Bu da çok onun için önemli bir şeydir. Bunu yani çok önemli. Bir de bunun asıl amacı ne? Yani Ludwig John'a göre, Frederick John Ludwig ya da öbür ismiyle göre, ona göre beden eğitimin amacı nedir? Beden eğitimin amacı diyor ki bu adam milliyetçi, aşırı bir Alman milliyetçisi. Alman milliyetçisinin en önde gelen şey de şu, diyor ki iyi bir milliyetçi olabilmen için, vatansever olabilmen için senin sağlam bir bünyeye sahip olman gerekiyor. Yani milli karakterin gelişiminde spor senin için olmazsa olmaz diyor. Bunu bir dikkatli dinlememiz gerekiyor. Bak oğlu insanın karakter gelişimi derken yani Gusmus ama Ludwig John da diyor ki hayır, bu sadece karakter gelişimi için değil, asıl olması gereken
aletli jimnastiklerle açık havada herkesin göreceği yerde spor yapılması gerekiyor ve zinde olacaksın ki sen gerçek bir vatansever olasın. Yani milliyetçi karakterin gelişmesinde çok önemli bir vurgu yapıyor. Bu vurgusunda da birçok kitaplar, kulüpler kurulmasına sebep oluyor. Ve bu kulüplerin de en başında gelen şey de şu arkadaşlar. Alman jimnastik sanatı adındaki eseri çok ciddi bir çığır açmıştır. Friedrich John Ludwig'in. Arkadaşlar bu partımızda buna devam ettik. Şimdi bir şeyimiz daha var. Şimdi bu 18. yüzyılda. Neyi anlattık? İşte 18. yüzyılda kim vardı? Jean-Jacques Rousseau vardı. İşte Emile adındaki eserinden bahsetmiştik. Jean Bernard Basido vardı. Filantropinium eğitiminden bahsettik. Perry Henry Link vardı. İsveç jimnastiğinden bahsettik. Yine Frederick Gusmus vardı. Alman jimnastiğinden bahsettik. Bir de bunun yanında babası olan, jimnastiğin dedesi olarak anılan babası olan, jimnastiğin dedesi ama Gusmus'un babası, babası olan Frederick Ludwig John'dan bahsettik. Şimdi bunlar 18. yüzyıl beden eğitimi. Bir de 19. yüzyıla gelelim. Şimdi 19. yüzyıl, başlıklara bakmam gerekiyor, kusura bakmayın. Şöyle bir önyargı varmış işte, insanlar dersleri anlatırken böyle işte slide okuma falan muhabbeti. Şimdi arkadaşlar 19. yüzyılın en önemli özelliklerinden birisi, bir kere ekonomik bir kaos var. Beden eğitimi açısından söylüyorum ki bu 2020 yılında soru olarak geldi. O yüzden bunu vurgulamam gerekiyor. 19. yüzyılda bir ekonomik kaos var, savaşlar var. Dolayısıyla ciddi bir kaos hakimken soru şöyle gelmişti. İşte 19. yüzyılda Danimarka, İsveç ki bu soruyla sınırlı değil. İngiltere, Fransa, Almanya, Finlandiya gibi birçok ülkede o dönemlerdeki diyorum. O dönemlerdeki ülkelerde beden eğitimi ve sporun amacı aşağıdakilerden hangisidir denilmişti. Cevap olarak da şuydu. Bireylerin ve toplumların ruhsal ve bedensel olarak gelişimine katkı sağlamak, fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaktı. Peki neden? Çünkü kaos olduğunda insanları ayakta tutacak olan moral sporla olacaktı. O yüzden beden eğitimi ve sporun o dönemlerdeki en büyük amacı insanları fiziksel, bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak gelişimine katkı sağlamaktı. Çünkü kaos ortamında moral vermek gerekiyordu. 19. yüzyılın aslında asıl esprisi bu. Şimdi gelelim diğer partımıza, 20. yüzyıla. 20. yüzyılın birçok karakteri var. Yani sizin de yakından bildiğiniz Gentile'den tutun, Frederick Henry'den tutun, İşte Gesell'den tutun, birçok gelişim psikoloğundan tutun, Galleau'dan tutun, Özmund'dan tutun, McGraw'dan tutun, birçok şeyden. Hatta şeye kadar işte yapısal ve fonksiyonel organizma gelişimini anlatan işte Newell'dan tutun, birçok alanda. Birçok alanda bir takım gelişmeler, kişiler bir takım akademik şeyler sunuyor, fikirler sunuyor. Ve bu akademik fikirlerin başında şöyle bir şey var. Bir, önce şunu söylememiz lazım. 20. yüzyılın en büyük esprisi 1960'lı yıllarda beden eğitim artık bir akademik disiplin olarak kabul ediliyor. Ve bu disiplinlerin başından gelen de Franklin Henry 2020 yılında soru olarak geldi. Franklin Henry beden eğitimi bir takım şeylerle, disiplinlerle açıklıyor. Mesela bir tanesi multidisipliner yapı. Ne demektir? Şimdi anlatacağım onu. Bir tanesi transdisipliner yapı. Bir tanesi dualist yapı. Bir tanesi interdisipliner yapı. Bütün bunların hepsini açıklayacağız. Şimdi diğer partımıza geçelim. Peki multidisipliner yapı ne demektir? Multidisipliner yapı beden eğitimi açısından söylüyorum. Mesela bir beden eğitimcinin arkadaşlar, beden eğitim öğretmeni olduğu zaman işte anatomiden, fizyolojiden, beceri öğreniminden, antik Yunan tarihinden birçok alanda bilgi sahibi, yani alt alanlarda bilgi sahibi olması multidisipliner yapının varlığını gösterir. Zaten soruda da bundan bahsediyordu. Multidisipliner yapı bu. Şimdi bir de interdisipliner yapı var.
Şimdi interdisipliner yapı deyince aklımda şu gelecek. Birlikte bir konsültasyon, müşavirlik düşünün. Mesela ben bir beden eğitimi öğretmeniyim diyelim. Bu beden eğitimi öğretmenliğinin içinde ben bir ARGE çalışması yapacağım. Peki kimden alacağım? Birlikte bir müşavirlik ya da bir konsültasyon yapmam gerekiyor. Tarihçiden, coğrafyacıdan, mesela Hüseyin Bolt'u her zaman örnek veririm ben. Hüseyin Bolt'la ilgili bir ARGE çalışması yapacağım. Bu adamın işte spor psikolojisine göre başarısının önündeki engeller ya da başarısının sebebi ya da performansını artırmak için neler yapmak gerekiyor. Bununla ilgili bir ARGE çalışması yapacağım. Benim bunu konsülte edebilmem için şunlara dikkat edeceğim. Bakın, tarihçiden düşüneceğim. Biyolojiciden, fizikçiden, coğrafyacıdan, felsefeciden ve sporculardan hepsinin fikrini alıp bir fikir ortaya koyup bir zenginlik oluşturduğumda bunun adı interdisipliner yapı. Anahtar kelime mi? Birlikte çalışmak. Multidisipliner bir arada bilgi sahibi olmak. Bir arada bilgi sahibi oluyorsun ya, işte bir beden eğitim öğretmeni anatomi, fizyoloji, kinesiyoloji, beceri öğrenme, psikomotor, gelişim bilmem neyi biliyor. Bunun adı bir arada derken bunun adı multidisipliner yapı. Ama interdisipliner yapı birlikte nedir? Konsültasyon kültürü. Burayı sanırım anladık. Bir de birçok kitapta geçmiyor ama işte bunu da anlatmak gerekiyor. O dönemlerde 1964 Franklin Henry'nin açıklamalarında transdisipliner yapı. Transdisipliner yapı nedir? Bunu da hemen vurgulayalım, partimizi bitirmiş olalım. Transdisipliner yapı deyince aklımıza kesişme, disiplinlerin kesişmesi geliyor. Yani Hüseyin Bolt ortada, Hüseyin Bolt'un başarısı ya da başarısının önündeki engelleri araştırıyoruz. Biyolojici kendisine göre bir şey yapıyor. Bir alanda kendisi bir bildiri yayınlıyor. Diyor ki bunun sebebi biyolojik olarak budur. Ya da tarihçi diyor ki tarihsel gelişimde aslında Jamaika'da işte Hüseyin Bolt şöyle bir tarihsel gelişimin etkisinden kalarak böyle bir başarı elde etmiş ya da başarı elde etmemiştir diyor, ya da bir görüş sunuyor, farklı bir görüş. Ya da şurada bir işte felsefeci geliyor, diyor ki aslında onun iç dünyasında idealist bir bakış açısı vardı. O yüzden dünya olimpiyat şampiyon oldu, dünya rekorunu kırdı. Bakın hepsinin ayrı bir fikri var değil mi? Bu fikirler bir kişide kesişiyor, bir konu hakkında kesişiyor. İşte konularda bir problem ya da konularda kesişme disiplinine bu anlamda transdisipliner yapı diyoruz. O bir görüş bildirme ve hepsi ayrı ayrı bir disiplinde kendisi görüşüyor. Buna da ne diyoruz? Transdisipliner yapı. Dualist yapıyı da herkesin, bir ortalama bir beden eğitimi öğretmenin bildiğini düşünüyorum. Yani ikicilik, yani bir herhangi bir eylemde ya da bir fikirde ya da bir etkinlikte iki yönle bakmak. Bir beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Bolt'un hem fiziksel hem de ruhsal yapısını incelemek gibi. Hem teorik hem de pratik yapısını incelemek gibi. İkicilik yönüyle bakmak olarak dualist yapısını bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir de bakalım, bir sonraki partımıza geçelim. Osmanlı'dan günümüze beden eğitimi ve spor. Bunu başka bir partta anlatalım. Arkadaşlar, Avrupa tarihini görmüş olduk. Teşekkürler ediyorum.